Mehmi Koru bugünkü yazısında iktidar medyasını ele aldı. İktidarlar için yolun sonuna yaklaşıldığını ölçmenin birden fazla yolu olduğunu belirten Koru, bizde bu konuda sağlam bir kanaate en kestirmeden varmanın yolu medyaya bakmak dedi. Koru'nun bugünkü yazısı şu şekilde. Görevleri iktidarın her yaptığını doğru kabul edip yazı ve yorumlarla onları desteklemek olarak tanımlanmış medya mensupları bu tanıma aykırı tavır sergilemeye başladıklarında zil çaldı diyebiliyoruz. Medyamız biliyoruz büyük çapta iktidarla senkronize yayın yapıyor. Bunu sağlamak üzere satmayan gazeteler ve izlenmeyen kanallar için milyonlarca liralık kaynak feda ediliyor. Hemen her alanda öne çıkartılan tekli yapı medyada tek seslilik olarak kendini belli ediyor. Her kafadan aynı ses çıkarsa bunun kitleleri etkileyeceğine inanılıyor. Şimdilerde aykırı sesler çıkmaya başladı tek sesli olması beklenen medyadan. Fehmi Koru isim kaydetmeden Cem Küçük'ün bugünkü yazısına değinerek şunları yazdı. Şu satırlar bugün en iktidar yanlısı medya grubunun gazetesindeki en muteber sayılan bir kalemin köşesinde karşıma çıktı. Ben de AK Parti medyası gibi CHP'yi her gün yerin dibine batırmasını, amaçsızca dümdüz yermesini bilirim ama bunun faydası yok. Dikkat edilirse yazar kendisini ve tabi gazetesini de AK Parti medyası dediği grubun dışında tutuyor. Dahası AK Parti medyası diye yaftalandırdığı gazeteler ile TV kanallarını her gün CHP'yi yerin dibine batırmak ve amaçsızca dümdüz yermek ile suçluyor. Oysa o gazeteyi izleyenler, bunu yazanın da şimdiye kadar hemen her gün tam da suçladığı türden yazılarla okur ve izleyici karşısına çıktığını biliyor. Neden böyle yapıyor? Aslında bu sorunun cevabı yazının bütününden çıkartılabiliyor. Medya yanlış kullanıldığında, daha doğrusu kendisinden beklenen mesleki etik sınırları dışına taşması teşvik ve tahrik edildiğinde, bunu yapanların beklediğinin tam tersine sonuçlara yol açan bir uğraştalı. Adalet ve Kalkınma Partisi medyası diye bilinenler bugün en büyük zararı AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermeye başladı. Ara sıra manşetlerine ve köşelerine göz atanlar, birkaç dakikalığına da olsa ekranlarına takılanlar, oralarda karşılarına çıkanlar yüzünden iktidara bakışlarında değişim yaşıyorlar. Bu durum bir yandan çoğu iktidar yanlısı olan medyayı güvenilirlik skalasında en aşağılara yerleştirdiği gibi, bir yandan da okul ve izleyicilerin kanaatlerini olumsuz etkiliyor. Ortaya çıkan tablodan, medya mensubu olarak onun içerisinde görünenler de nasibini alıyor. Araya mesafe koymaya çalışarak kendilerini o tablo içerisinde görünmekten kurtarmaya çalışanlar çıkmaya başlaması bu sebeple sürpriz değil. İktidar cephesi için sürpriz olabilir ama, mesleklerini evrensel ölçülerde sürdürmeye çalışanları meslek dışına itmekten zevk alıp üstelik o duruma düşürdüklerini, medeni ölü ilan edenlerin şimdilerde sergilemekte oldukları telaşı zevkle izliyorum. O kervana şimdilik benim takip edebildiğim gazetelerde bu kişi katıldı. Arkası gelecektir ifadelerini kullandı.